Nalan Hanım. Nalan Hanım. Vallahi bravo Hayri Bey. Yalan üstüne yalan. Bitmedi yani yalanlarınız. Ama insanlara ailevi bir meselen var diyeceğinize, Billur Hanım'la baş başa kalacağınızı söyleseydiniz ben zaten anlardım. Nalan Hanım. Nalan Hanım. Gelmeyin peşinden, gidin. Tamam. Yani gerçekten ailevi bir durum vardı. Billur Hanım da bana yardımcı oldu. Durum bu. Ya madem ailevi bir durumunuz var ki bunu biliyoruz. Yani Rafet Bey'den yardım isteyin, benden yardım isteyin. Size yardım teklif ettim. Ama belli ki Billur size daha yakın olduğu için onu tercih etmişsiniz. Öyle bir şey değil ya. Ben siz üzülmeyin istedim. Ya onun ben için neyine üzüleyim? Benim üzülecek bir durumum yok ki. Allah Allah. Yalan üstüne yalan. Sürekli bir yalan söylüyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Size yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsunuz. Beni bırakıp gitmeyeceğinizi söylediniz. Ne oldu? Bir gecede köye gittiniz. Gittiniz. Gittiniz kendi rızanızla mı döndünüz sanki? Yo. Ben aradım sizi. Hatta aramakla kalmayıp yalvardım resmen dönün diye. Salak kafam. Niye yalvardıysam. Nalan Hanım, benim ailesel bir problemim vardı diyorum. Belli. Çok ailesel, çok önemli bir şeyiniz varmış, mevzunuz varmış ki böyle şeyle, Billur'la böyle gün boyu her yerde oradan oraya gezebiliyorsunuz. Siz nereden biliyorsunuz benim Billur Hanım'la oradan oraya gezdiğimi? Siz beni takip mi ediyorsunuz? Ne takip edeceğim ya ben sizi? Allah Allah. Bakın siz ne yapın biliyor musunuz en iyisi? Sizin bu köye dönme projeniz bence çok yerinde bir karar. Bence hemen dönün. Billur'u da sakın unutmayın. Nalan Hanım, benden ne istiyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz? Niye şımarıklık yapıyorsunuz ya? Ben şımarıklık falan yapmıyorum. Şımarıklık yapıyorsunuz. Yaptığınız şeyin ismi şımarıklık. Gitme dediniz, gitmedim. Buraya geldim. Benim Billur Hanım'a ne işim olabilir ya? Benim bir problemim vardı. Allah razı olsun ki o da benim problemimi çözdü. Yani ne olabilir başka? Ben size benim ömrüm olmuşsunuz, hayatım olmuşsunuz diyorum. Siz bana neler söylüyorsunuz? Zaten işinize geleni duyuyorsunuz, işinize gelmeyeni duymuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp etmiyorum ben. İşinize geleni duyuyorsunuz, işinize gelmeyeni duymuyorsunuz. Yalan mı? Yani... Gel Hayri geliyorum, git Hayri gidiyorum. Mutlu olduğunuz zaman Hayri gel yanımda dur. Mutsuz olduğunuz zaman öteliyorsunuz beni, git Hayri diyorsunuz. Tamam pardon da ben de Allah'ın kuluyum yani. Benim de dayanacak bir yere kadar sabrım var yani. Acayip acayip tripler, bir anda pat telefona yüzüme kapatmalar falan. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Bence siz ilk başta bir karar verin. İyi veya kötü bir karar verin. Yani bu olay resmen çocuk oyuncağına döndü ya. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım da siz neyden korkuyorsunuz? Bir ilk başta siz de kendinize bir net olun. Size son defa soruyorum. Ben sizin için kimim? Neyim? Sizin sadece şoförünüz müyüm yani? O zaman bana deyin ki Hayri Bey, siz benim sadece şoförümsünüz diyebiliyor musunuz? Siz sıkılmadınız mı ya ben kimim, oy muyum, bu muyum demekten? Siz bir sınır koyun artık yani. Ben sınırlarımı çok iyi biliyorum efendim. Siz sınırınızı iyi bildiğinizi düşünüyor musunuz? Ben de gayet biliyorum efendim. O zaman efendim şöyle bir soru sorayım size. Siz bütün çalıştığınız personellerin de ne yaptığını, nerede gezdiğini, kimle görüştüğünü soruyor musunuz? Mesela... Tako'ya soruyor musun? Tako bu hafta sonu nereye gittin? Kimle oturdun? Onunla bununla restorana gitmişsin gibi şeyler söylüyor musunuz Tako'ya? Konuyu saptırmayın. Ben saptırmıyorum açık. Bakın siz benim şoförümsünüz. Hı hı. Şoförüm olarak da kalacaksınız. Tamam peki. Hay hay. Eğer siz böyle mutlu olacaksanız. Tabii. Diğer çalışanlar bana nasıl davranıyorsa bundan sonra öyle davranacaksınız. Sınırınızı da geçmeyeceksiniz. Sınırınızı da geçerseniz eğer. Ne olur? İşten mi kovarsınız beni? Kötü olur. Çok kötü olur. Sınırınızı geçmeyin. Tamam. Eğer siz bu şekilde mutlu olacaksanız tabii buyurun. Ben zaten mutluyum. Benim mutluluğumla mutsuzluğumla sizin nasıl bir alakanız olabilir acaba? Allah Allah. Kendinizi o kadar da önemsemeyin ya. Dediği laflara bak. Şey. Ay. Hayır bir sizi göremeyince şey yaptım ben de. Merak ettim siz. İyi misiniz? İyiyim iyiyim. Şey bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. Ondan böyle birazcık uzaklaştım. İyisiniz değil mi? Bir sorun yok. İyiyim, sıkıntı yok. Şey, kalkalım mı? Tamam. Ben hesabı ödeyeyim, siz buyurun. Ben de, ben lütfen, lütfen. Tamam, peki o zaman. Şefim. Gıcığa bak. Neymiş, Tako'yu da takip ediyor muymuşum? Allah Allah. Mutluysan öyle yap, ne demek ya? Allah Allah. Gayet de mutluyum ben. Herkes kendi mutluluğuna baksın.
Selen neredesin ya? Cana'ya da ulaşamıyorum. Nalan? İyi misin? Bir sorun yok değil mi? Her şey yolunda mı? Yolunda ya. Bir sakin ol Sedat'cığım. Öyle ne yapıyorsun diye aradım. Bir sesini duymak için. Sesimi mi duymak istedin? Evet, kocamın sesini duymak istedim. Ne var bunda bu kadar sıkıntı olan? Yo, tabii tabii. Yani tabii ki isteyebilirsin de ben şaşırdım sadece. Ya ben eve geçiyorum da sen ne yapacaksın diye merak ettim. İşin çok sürer mi? Gelsene sen de. Ne bileyim, belki akşam çıkar bir şeyler yaparız. Bir şeyler yeriz, olmaz mı? Tamam canım, o zaman ben de eve geçiyorum. Tamam, o zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah ya. Ne oldu ki bu? Kafasında taş düştü herhalde. Ben de Allah'ın kuluyum yani. Benim de dayanacak bir yere kadar sabrım var yani. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Bence siz ilk başta bir karar verin. Benden ne istiyorsunuz? Niye şımarıklık yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bir de nasıl mutlu olacaksın öyle yap diyor. Ben zaten mutluyum. Kendi hayatımda gayet mutluyum yani. Aylan, kimle konuşuyorsun? Ay ödümü patlattın. Yok ya, öyle dalmışım kendi kendime. Ay iyi ki geldin. Seni gördüm ve çok mutlu oldum. Mutlu oldum. Evet. İyi misin? İyiyim, iyi olmayacak ne var? Gayet iyiyim. Ya ne bileyim. Yani böyle bir sarıldın, öptün, iyi davranıyorsun falan. Ay Allah Allah. Sedat, ne tuhaf tuhaf laflar. Ben her zaman böyle davranıyorum. Gayet normalim yani. Tabii ki yani hep iyi davranıyorsun da. Hani gerildik ya bu arsa muhabbetinden dolayı. Geçti herhalde gerginliğin. Geçti tabii ki canım yani. O anlık bir gerginlik. Benim seninle bir problemim yok ki. Ha. İyi, süper. Ya annenden haberin var mı? Annem Selen'le yürüyüşe çıkmış. Senin ondan haberin var mı? Biliyorum. Ya ben de Selen'e ulaşamıyorum. Bu işle alakalı birkaç bir şey soracağım. Peki ne zaman geliyorlarmış? Haberin var mı? Yok, ben de aradım. Annem bakmadı. Dur bakayım, bir daha arayayım. Yani... Yani aklında oluyor mu? Annemle Selen yürüyüşe çıkacaklar ormana. Hayırlısı, şu işi bir atlatalım, bir hayır yapalım. Ben kana yakmayı düşünüyorum. Hani ömrümden ömür gitti de. Başta bir bocaladın ama sonra hiç fena değildin, aferin sana. Teşekkür ederim. Oh, bu da kafayı bana taktı ya. Ne oldu? Ha, anne. Biraz spor yaptırmadınız. Bu ne ya? Zırt pırt zırt pırt. Ne oldu? Konak kafanıza falan mı yıkıldı? Hayır canım, biz öyle merak ettik sadece sizi. Merak etmeyin efendim. İki tane yetişkin kadın giyindik, kuşandık, sporumuzu yapmaya geldik. Kaçmıyoruz bir yere. Merak etmeyin, hadi. Ne diyor? Geliyorlar mıymış? Acaba yine ne çeviriyor annem, çok merak ediyorum. Ama neyse. Yakında kokusu çıkar. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Niye cevap vermiyorsun ya? Geldi küçük.
Alo. Ha, müjdemi isterim. Sağ olsun vallahi burada bir tanıdık beni bir doktorla tanıştırdı. Hem doktor işini çözdüm hem de hastane işini. Ha, evelallah yani Allah'a şükür yani ben sana dedim hallederiz dedim hallettik şükürler olsun. Ben de özledim, ben de özledim. Tamam, tamam. Benden haber bekleyin. Şimdi birkaç güne gidip gelecekmiş doktor, yurt dışındaymış. O gelince bana haber edecekler. Dediğim gibi ben de sizi aldıracağım buraya. Tamam. Hadi. Hadi seni de öperim, onları da gözlerinden öp. Soranlara da selam söyle. Allah senden de razı olsun. Tamam, tamam. Hadi sağlıcakla. Şükür be. Aa, şu hallere bak ya. Sanki hiçbir şey olmamış yani. Gören de dünyanın en mutlu insanı sanır. Bana mı söyledin? Yok şeyi söylüyordum ya. Diyorum ki hava da bugün çok güzel. Acaba bir sahile yürüyüşe mi gitsek seninle ha? Aa, olur olur. Gidelim. Olur. Hatta diyorum ki bizi Hayri Bey götürsün. Ne dersin? Ya yok şimdi o gereksizi almayalım ya. Zaten uyuz oluyorum. Ya şeyden diyorum. Bütün gün şirketteydin ya. Yani bir de İstanbul trafiğiyle mi uğraşacaksın? O yüzden diyorum. Sana rahatlık. Hadi çıkalım. Böyle mi geleceksin? Ya bir daha zaman kaybetmeyelim. Ben hazırım. Çıkalım. İyi hadi. Hadi. Sahile gideceğiz Hayri Bey. Baş üstüne efendim. Hayri abi getiriyorum ben. Tabii. Buyurun. Hayri. Buyurun Sedat Bey. Ne o keyfin yerine bakıyorum. Şükürler olsun Sedat Bey. Bugün güzel şeyler yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum. Onun için Allah razı olsun. Sağ olun. Ha. İyi. İyi. Sohbetiniz bittiğine göre, Hayri Bey'in de muhteşem sorunsuz hayatını da dinlediğimize göre bir arabaya bakar mısınız Hayri Bey? Baş üstüne efendim. Araç geliyor efendim. Gerek yok, sağ olun. Buyurun efendim. Buyurun Sedat. Sağ ol. Eyvallah, sağ olsun. İyi hissetmiyorum. Uyuyorum, arayacağım. İyi bir haber aldın galiba. Ha, evet evet. Şey, bu şirketteki kilit sistemleriyle alakalı bir satın almalar onaylandı da. Çok sevindim, iyi. Çok güzel. Nalan, ne oldu sana ya böyle? Ne olmuş? Ay, aşk olsun Sedat. Yani biz zaten sürekli böyle değil miyiz canım? Yani ne bileyim, kafana taş düşmüş gibi. Bugün böyle bir değişiksin. Moloz düştü diyelim ya. Benim kafama moloz düştü. Tam olarak bu, evet. Neyse, iyi olmuş böyle. Hayri Bey, biraz yavaş sürer misiniz arabayı? Başlayın efendim. Tamam canım. Senden haber bekliyorum. Feride Hanım sana sarmadı değil mi?
Hava ne kadar güzel. Hı hı. Açmıyor musun? Aranız mı kötü? Ay yok canım. Yani öyle ufak tefek bir şeyler vardı. Konuşur hallederiz sonra. Şirketten haber mi bekliyorsun yine? Ha yok ya. Öylesine baktım öyle. Sen Hayri'ye bak ya. Vallahi iki dakikada manitayı kaptı ha. Ya annenden haber var mı? Mesaj attı mı sana? Dönüş yaptı mı? Sedatçığım mesaj atsa haberin olurdu herhalde. Deminden beri yanındayım. Al hatta sen konuş. E sor bakalım anneciğim de ne zaman geleceksin gerek de. Yok ya. Arama. Alo. Alo. Feride Hanım. Benim Sedat. Oo damat bey söyle. Biz merak ettik sizi de ondan aradık. İyiyiz iyiyiz. İşimizi yaptık dönüyoruz. Konağa geliyoruz. Hazırlan sıra sana da geliyor. Merak etme, az kaldı. Çok sağ olun. Nalan da çok sevinecek. Tamam, kapat hadi. Saçma sapan konuşup durma. Kapat. Ne yaptı şimdi? Oldu mu ya? Oldu, çok güzel oldu. Ne yapıyormuş, dönüyorlar mıymış? Nerede? Geliyorlar. İyi, biz de kalkalım mı o zaman? Daha yeni geldik ya. Evet de madem annem geliyormuş, annemle konuşacağım bir şeyler var. Gideyim konuşayım. Hadi. İyi tamam. Hadi. Vallahi bu yürüyüş hayra yaradı ya. Kızın numarasını kaptı. Hı, tebrik et istersen. Ederim tabii ya. Kaşla göz arasında işini halletti adam. Helal olsun. Hayri Bey. Buyurun. Sohbetinizi bölmüyorsak gidelim mi? Tabii efendim, kusura bakmayın. Dediğim gibi haberleşiriz, ona göre beni ararsınız. Tamam, süper olur. Onu artık kuşlara falan görüşürüz. Atarsınız. Hayri. Buyurun Sedat Bey. Vallahi helal olsun ha. Araba kullanırken telefonunuzla ilgilenmezseniz sevinirim Ali Bey. Özür dilerim, özür dilerim. Hemen bırakıyorum. Bir önemli bir şey vardı da hemen onu. Her çok önemliyse sonra da halledebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Ben geçeyim, ben kullanayım. Siz de önemli işlerinizi halledin. Estağfurullah. Hemen hallettim. Pardon. Ya rahat bırak adamı ya. Belli ki o sahildeki kızla yazışıyor. Belki de aşık oldu. Hayri, ilk görüşte aşk mı? Ne dersin? Yani ne olduğu çok da önemli değil canım. Yani neticede can taşıyor. Hayatımızı riske atmanın da bir manası yok. Evet efendim, haklısınız. Ya
Bir de bana bu adamın avukatlığını yapıyordu. Ben adamı gözümden anlarım. Haksız mıymışım? Artık rahatsınız. Bundan sonra istediğinize mesaj açıp istediğinize sohbet edebilirsiniz. Başlayın efendim, başlayın. Ne oldu, gelmiyor musun? Annen dönmüş. Evet, dönmüş. Ne güzel işte Sedat'cığım. Kayınvalidenle kavuşacaksın, gözün aydın. Hadi gidelim. Ya Sedat, hadi gidelim. Allah Allah. Buluşmaya gitti. Da yani olur mu canım? Mesai saatlerinde ne münasebeti yani? Yok artık. Ha, utanmamış kalkmış bir de o kadını buraya mı getirmiş? Ha, olur mu canım? Öyle şey yani, saçmalık. Nasıl gülüyorlar bize? Bu kadar komik olan şey ne acaba? Gülcan Hanım. İyi misiniz? Ha, sen miydin yavrum? İyiyim. Merak etme. Pek iyi görünmüyorsunuz da. Ha yok, iyiyim. Sen işine git yavrum. İşine. Yok, gelin ben sizi bir salona götüreyim, önce bir oturtayım. Gelin şöyle. Ha, ya, sağ ol yavrum, sağ ol. Tansiyonunuz falan mı düştü acaba? Ha. Ah yavrum, daha ne olsun işte, şu olanlara baksana. Oh Allah'ım sen. Sağ ol anneciğim. Şuraya otursam tamam. Tamam, oturun şöyle bir. Ben size bir su getireyim mi? Yok yavrum, yok. İyiyim ben, hadi sen. Sen işine gücüne bak çocuğum. Ay böyle de yalnız bırakamam. Ha, döndü. Döndü geldi, sen git yavrum, hadi. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni muhakkak arayın ama, olur mu? Ararız anneciğim, hadi. Hayırdır? Selen'le Sedat nerede? Çalışma odasında konuşuyorlar. Sen bana bir bardak su getir, döndü. Tabii canım, yani karşı tarafa göre burası biraz daha karışık ama orası da güzel. İnsanlar denize falan giriyorlar. Keyifli. Tabii. Çok sakin. Doğası falan çok güzel. Aracı getirmemi ister misiniz Nalan Hanım? İstemem. Yürüyeceğim. Peki. Canım. Çok sevdi sizi. Öyle mi? Köpekler isli hayvandır. Kim seveceğini iyi bilir. Hadi geç bakalım içeri. Geç tatlım benim. Nalan Hanım, bir şeye ihtiyacınız var mı? Siz bir iki dakika gelir misiniz şöyle? Tabii. Hadi canım, sen de içeri gir bakalım. Hemen geliyorum. Jason. Buyurun efendim.
Gerçekten Hayri Bey, yani pes diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum size. Ne yaptım ki ben? Ne yaptım ki mi? Ya sevgilinizin Allah aşkına burada ne işi var yani? Ya yeni tanıştığınız biri neticede. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Dingo'nun ahırı mı canım burası? Öyle alıp getiriyorsunuz buraya. Hayır yani bir de kaç yaşında insansınız öyle liseli aşıklar gibi. Komik oluyor çünkü, o yüzden söylüyorum. Haklısınız efendim, düşünemedim. Şey Nalan Hanım, izniniz olursa bir şey sormak istiyorum ama müsaitseniz tabii. Bu durum sizi neden ilgilendiriyor? Bir ikincisi mesela Tako'ya soruyor musunuz? Tako, sevgiline nereye gidiyorsun, nerede buluşuyorsun gibi gibi. Hayır sormuyorum. Neden sormuyorum biliyor musunuz? Çünkü Tako böyle bir şey yapmaz. Tako şunu hayatta yapmaz. O haddini bilir. Siz de Allah aşkına kendinize bir çeki düzen verin. Baş üstüne efendim. Baş üstüne demiş. Tako'ya soruyor musun? Da soruyor musun? Allah Allah. Nalan Hanım, bir şeye mi ihtiyacınız var? Hayır, ne ihtiyacım olacak? Hava biraz serinmiş, üşüdüm, bir hırka almaya döndüm. Baktım köpeğiniz etraflarda geziyor yani, bir şey olacak diye korktum. Ben onun adına özür dilerim sizden. Yani hava da aslında o kadar şey değil de size bir üşüme gelmiş bence. Olmuştur, belki öyle bir şey olmuştur. Doğru söylüyorsunuz. Belki gerçekten de. Her şey bir cevabınız var. Her köpeğinize de sahip çıkın çünkü araba çarpacak. Tamam, aman Allah korusun. Allah Allah. Köpeği olan da köpeğine sahip çıkacak. Ya bu kadar yani. Basit. Allah Allah.